Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıf fen bilgisi canlıların sınıflandırılması ama yazılı hazırlık sorularıyla karşınızdayız. Bir nevi hem konu tekrar olmuş olacak hem de e, biliyorsunuz sınavlar iptal edilmedi sadece ertelendi. E, Aralık ayının sonunda bir açıklama yapılacaktır Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Ocak ayından itibaren yeni sınavlar karşınıza gelecek. Bu sebeple bizler de Ocak ayında yapılabilecek sınavlara yönelik hazırlık olması adına sizler için yazılı hazırlık çalışmaları yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar e, canlıların sınıflandırılması ile alakalı e, bir konumuz vardı biliyorsunuz bu ünite ile alakalı sizlere sorular hazırlamıştık birinci ünite ile alakalı yaptığımız çalışmayı şuradan iyi butonundan bir yerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar oradan da yine yazılarınıza veya eksik gördüğünüz konular varsa kendinizle alakalı e, eksiklerinizi e, o şekilde izleyerek giderebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Tabii ki yazılıların olmazsa olmazlarından doğru yanlış soruları e, bununla başlayacağız. İfadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız demiş. E, yeşil ve kırmızı kalemler seçeyim hemen şuradan. Evet çam ağacı arkadaşlar çiçekli bitkilerdendir demiş. E, bitkileri biz ikiye ayırıyorduk değil mi? Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere ikiye ayrılıyordu arkadaşlar. Ee, gördüğünüz çam ağacının meyveleri vardır. Bu meyveler nelerdir? Kozalaklarıdır arkadaşlar. Hatta bazen ben ilkokul yıllarımda hatırlıyorum okulumuzun bahçesinde çam ağaçları vardı ve içinde onların fıstık vardı. Çam fıstığı dediğimiz çok lezzetliydi. Tenefüslerde gider toplardık ve yerdik arkadaşlar çok lezzetliydi. Ee, bu şekilde bakın meyve olarak kozalak düşünülürse çam ağacı çiçekli bitkilerden bir tanesidir diyebiliriz. Evet başka çiçekli bitkiler de var. Papatya, gül, menekşe, lale gibi birçok bitkiyi sayabiliriz. Çiçeksiz bitkilere de eğrelti otu, at kuyruğu, işte otu gibi bitkiler canlılara örnek verilebilir arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Meyvesi olan işte çilek, elma, portakal bakın bunlar da aynı şekilde çiçekli bitkilerden'dir diyebiliriz. Mantarlar arkadaşlar çiçeksiz bitkilerin bir çeşididir demiş. Aman dikkat bakın burada e, mantarlar tamam toprakta yetişiyor hocam işte toprağın altında böyle e, bazı bölümleri kısımları var diyeceksiniz. Ama toprakta yetişiyor diye bitki olarak düşünmüyoruz. Mantarlar ayrı bir sınıfta inceleniyor. Ayrı bir sınıf. Ne demek? İşte hayvanlar gibi mikroskobik canlılar gibi bitkiler gibi hepsi bakın kendi içinde bölünüyor. Yani bunları mesela kendi içinde ayıracak olursak hemen şurada bir özet gibi olmuş olsun. Hayvanlar sonrasında mantarlar, sonrasında bitkiler ve bir de mikroskopla gözlemlediğimiz mikroskobik canlılar vardı. Mikroskobik canlılar. Bakın dörde ayırmış olduk değil mi? Ee, bu şekilde düşündüğümüzde mantarlar çiçeksiz bitkilerin bir çeşidi dersek yanlış olmuş olur. Mantarlar ayrı bir grupta incelenecek. Sürüngenler yumurta ile çoğalan canlılardandır. Evet doğru bir bilgi. Sürüngenler yumurtayla çoğalırlar ve yavru bakımları yoktur. Yumurtalarını bırakırlar ve giderler. Balıklar omurgasız hayvanlar sınıfında yer alır. Hayvanları arkadaşlar, şurada mesela e, sınıflandırdığımız bir gruptu bu da. Hayvanları da ikiye ayırmış olacağız. Birincisi omurgalı hayvanlar, ikincisi omurgasız hayvanlar. Şimdi omurgalı hayvanları da kendi içinde beşe ayırıyorduk. Memeliler, kuşlar, kurbağalar, e, işte sürüngenler bir de balıklar vardı. E, balıklar da omurgalı canlılar sınıfında yer aldığı için omurgasız hayvanlar sınıfında yer alır ifadesi burada yanlış bir ifade olmuş oluyor. Terlikse hayvan, öglena, hatta bunu çoğaltacak olursak amip var mesela. Bunlar mikroskobik canlılardandır. Yani onları gözlemleyebilmemiz için bizim mikroskoba ihtiyacımız vardır diyoruz. Bitkiler arkadaşlar güneşini kullanarak bunu ilerleyen senelerde öğreneceksiniz. Buna fotosentez olayı deniliyor. Fotosentez bu kavram aklınızda kalsın mutlaka. Fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Yani diğer canlılar gibi mesela insanlar gibi gidip marketten hazır olarak ürünlerini alabilir mi? Hayır. Bir yere bağlı bakın toprağa bağlı burada hareket edemez. O zaman ne olacak? Bir yere gidemiyor e, avlanamıyor da o zaman kendi besinini kendisi üretecek. Evet arkadaşlar ilk sayfamızı tamamladık. Ee, bu şekilde tamamladığınızda ilk sayfadan tam puan alabilirsiniz yazılı sınavınızda. Aşağıdaki canlıları bulundukları grup ile eşleştiriniz. Şimdi bir eşleştirme sorusu var. Mesela mikroskobik canlılar demiş çiçekli bitkiler, memeli canlılar vesaire. Bunları zaten az önceki sayfada böyle kısa bir özet şeklinde vermiştik. Şimdi bu canlılar arasında mesela timsah sürüngenlerdendir, değil mi? Evet, sürüngen canlılardan bir tanesidir. Timsah sürüngen canlılardan bir tanesi. Ve nerede olmuş olacak? E, bu sürüngenler sınıfında yer almış olacak. Bu sebeple bunu A ile gösterebiliriz. Yani sürüngenler, timsah örnek verilebilir. Yılan örnek verilebilir. işte kertenkele örnek verilebilir. Omurgalı canlılardan aynı zamanda sürüngenler. Şuraya not da alabiliriz hatta şunun altına. Omurgalı da diyebiliriz. Hayvanları ikiye ayırdık. Omurgalı, omurgasız. E, omurgalılar sınıfının da altında sürüngenler yer alıyor. At kuyruğuna bir bakalım. At kuyruğu arkadaşlar bitkidir ama nasıl bitkidir? Çiçeksiz bir bitkidir. Yani onun meyvesi vesaire yoktur. Çiçeği yoktur. Çiçeksiz bir bitkidir. Evet bir bitki ama dikkat edelim çiçeksiz bir bitki. Maya mantarı. Evet mantarların da kendi içinde çeşitleri var. Şapkalı mantarlar var. Mesela bizim besin olarak tükettiğimiz kültür mantarları var. Bunda sıkıntı yok ama bir de gözle göremediğimiz mantarlar var, maya mantarları. Mesela yoğurdun, aynı şekilde peynirin üretiminde bu mantarlar kullanılıyor. Sütün içerisine katıyor bunu işte anne babalar ya da yapan kişiler. Ne oluyor? Orada yoğurt elde ediyoruz, yoğurt kültürünü, yoğurt mayasını atıyoruz içine ve oradan yani o 2 litre, 3 litrelik sütten 2 kilo, 3 kilo yoğurt elde edebiliyoruz ya da peynir elde edebiliyoruz. Bu da arkadaşlar mikroskobik canlılar sınıfına girmiş olacak. Salyangoz arkadaşlar omurgasız canlılardandır. D ile göster e, D ile gösterebiliriz bunu. Salyangoz omurgasız canlıların ve hayvanlar sınıfına girmiş olacak bu da. Evet Hayvanların omurgalı ve omurgasızlar şeklinde sınıflandırıldığında omurgasızlar sınıfına girmiş oluyor. E, zaten çizgi filmlerde falan da görmüşsünüzdür, günlük hayatta da görmüşsünüzdür. E, genellikle böyle yağmur yağdıktan sonra falan toprağın üzerinde böyle izler bıraktığını görmüşsünüzdür. E, böyle salya şeklinde. Genellikle gördüğümüzde iğreniriz ama gerçekten çok güzel hayvanlardır. Biraz dikkatli detaylı bakarsanız e, internette de büyütülmüş fotoğrafları vardır. Gerçekten çok estetik ve güzel bir e, yaradılışla var edildiğini göreceksiniz diyoruz. Ben e, kendim gözlemlediğimde gerçekten bunu fark etmiştim. Zürafa çok sevimli uzun boylu böyle yüksek ağaçlardan işte kendince oradaki bitkileri yiyerek beslenen bir otçul hayvan arkadaşlar. Bu da ve ne olmuş olacak? Zürafa hem omurgalı canlılardan hem de arkadaşlar omurgalı canlıların memeliler sınıfına girmiş oluyor. Memeli bir hayvan zürafa. Bunu da eşleştirdik ve son olarak papatyamız kaldı. Az önce saydığım çiçekler arasında ya da bitkiler arasında var mıydı papatya? Sanırım vardı. İşte menekşe, gül, lale vesaire saymıştım. Papatya da yine çiçekli bitkilerden bir tanesidir. Çok güzel. Ortasında böyle sarı kenar, yaprakları da böyle çiçeğinin yaprakları da beyaz beyazdır çok güzel bir çiçektir. Dedik ve devam ettik arkadaşlar. Bir boşluk doldurma sorumuz var. Burada umarım kendi eksiklerinizi, kendi işte ya da yanlış da biliyor olabiliriz değil mi? Zaman zaman hatalı olarak gördüğümüz noktaları düzeltiyoruz, kavruyoruz. Lütfen siz de anlamadığınız yerler varsa, kafanıza takılan yerler varsa yorumlar kısmına yazmayı bırakmayın. Yazmayı unutmayın. Biz de olabildiğince, elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız. Cümlelerdeki boşlukları uygun olan kavram ile tamamlayınız demiş. Bakalım. Kelebekler yaşam döngülerinde kurbağalarda da vardır. Bu dikkat edelim arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Başkalaşım olayı geçiriyorlar. Evet. Başkalaşım olayı geçirirler. Amip ve nokta nokta. Mikroskobik, e, mikroskop yardımıyla görülebilen canlılardır. Şimdi az önce amip'e ben örnek vermiştim. Terlikse hayvanla birlikte örnek vermiştik. E, amip ve ne demiş mesela burada baktığımızda, evet paramesyum dediğimiz bir e, mikroskobik canlı da var. Bunlar mikroskop yardımıyla görülebilen canlılardır. Evet paramesyum diyoruz. Amip ve paramesyum mikroskop yardımıyla görülebilir. E, mantarlarını besin olarak tüketebiliriz. Mesela kültür mantarları vardır. Şapkalı mantarlar. Bunlar şapkalı mantar diyelim şuraya da şapkalı mantarlar sınıfına girer ve bunları besin olarak tüketebiliriz. İşte sobanın üzerinde ateşte vesaire kızartarak hatta sotesini yapan kişiler de var. Çok lezzetli çok da faydalı arkadaşlar. Et yiyemeyen kişiler mesela mantar yiyebilir. Aynı besin değerlerini mantarda karşılayabiliyor neredeyse. Balıklar arkadaşlar solungaç solunumu yapıyor. Onlarda çünkü akciğer var mı? Hayır. Onlarda akciğer yok. Şuraya da not alalım. Akciğer olmadığı için ne yapacak? Solungaç solunumu yapacaklar. Ee, bakıyoruz hemen çiçeğe sahip bir canlı, çiçekli bir bitkinin bakın kök, gövde, yaprak ve çiçeği vardır. Kim mesela ne örnek verilebilir? Menekşe örnek verilebilir buna da diyoruz. Menekşe, gül, lale bunların kökü, gövdesi, yaprakları ve çiçeği vardır arkadaşlar. Arkadaşlar bizleri yüzlük sorular ismiyle Instagram ve Facebook hesaplarından da takip edebilirsiniz. Oralarda paylaşımlar yaptığımızı bir önceki videolarımızda da zaten söylemiştik. Ee, yani oradaki bildirimler de açılırsa paylaşımlarımızdan çok kolaylıkla haberdar olabilirsiniz. Bir tablo sorumuz var şimdi. Üniteyi ya da işte konuyu biraz daha özetleyici bir tablo. Tablodaki omurgalı hayvanlara ait bilgileri ait olduğu gruba işaretleyiniz. Evet ait olduğu gruba göre bakacağız. Şimdi vücutları tüylerle kaplıdır. Bakıyoruz zaman omurgalı hayvanlar demiş. Evet hayvanları omurgalı ve omurgasız olmak üzere ikiye ayırmıştık. Bunlar omurgalı hayvanlar. Omurgalı hayvanlar. Ve şimdi bakıyoruz kuşlar, balıklar, kurbağalar, memeliler, sürüngenler. Yani beşe ayırmış olduk. Vücutları tüylerle kaplı. Kimin vücudu tüylerle kaplı? Hangisi burada? Sayfamız yamulmuş biraz düzeltelim. Kuşların arkadaşlar vücudu tüylerle kaplı. Balıkların pulları vardır. Kurbağalarda yoktur. Memelilerde yoktur. Memelilerde kıl diyebiliriz buna. Sürüngenlerde de yine böyle pul benzeri çok sert böyle kabuklar vardır. Bu sebeple bunu da saymıyoruz. İç iskeletleri vardır. Evet kuşların da balıkların da kurbağaların da e, aynı şekilde memeli canlıların ve sürüngenlerin iç iskeletleri vardır. Yani kemikten ve eklemlerden oluşmuş iç iskeletleri vardır diyoruz. Kaygan ıslak bir derisi vardır. Kurbağaları görmüşsünüzdür. Belgesellerde izlediğinizde böyle nemli vıcık vıcık böyle elinizi almaya belki korkacağınız ya da işte elinizi böyle ıslatabilecek tarzda böyle kaygan ve ıslak derileri vardır arkadaşlar. Sürüngenlerden bazılarında da bu gözlemlenebiliyor. Bazı işte kertenkele ve yılan türlerinde de böyle durumlar gerçekleşebiliyor. Ama müfredat açısından ya da kitabınızdaki bilgiler açısından kafa karışıklığı olmasın diye sadece kurbağaları örnek vereceğiz. Akciğer solunumu yapar. Kuşların arkadaşlar akciğerleri vardır. Akciğer solunumu yaparlar. Memelilerin akciğerleri vardır. Akciğer solunumu yaparlar ve sürüngenlerin akciğerleri vardır akciğer solunumu yaparlar. Balıklar ne yapıyordu? Hemen not alalım. Solungaç solunumu yapıyordu. Kurbağalar ise arkadaşlar iki yaşamlı oldukları için önce suyun içerisinde yumurtalar suyun içerisinde bırakılıyor çünkü. Orada ne yapacaklar? Solungaç solunumu yapacaklar. Yani balıklara benzer bir solunum yapmış olacaklar. Sonrasında karaya çıktıktan sonra akciğer solunumu yapmaya başlıyorlar. Hemen şöyle yapalım burada. Karada diyelim solungaç solunumu yaparlar. Yavrularına bakma kuşlarda vardır. Balıklarda yoktur arkadaşlar. Kurbağalarda da yoktur ama memeliler yavrularına bakarlar. Sürüngenlerde yavrularına bakmazlar diyoruz. Hatta şuraları da çarpıyla ile işaretleyebiliriz. Bakın yavrularına bakarları. Mesela balıklar bakmaz, kurbağalar bakmaz, sürüngenler bakmaz arkadaşlar. Bu şekilde işaretleyelim ki daha belirgin, daha açıklayıcı olmuş olsun diyoruz. Evet arkadaşlar konu anlatımımızın ve küçük böyle tekrarımızın sonuna gelmiş olduk. Bizlere yani bir kafa karışıklığı olmasın diye söylüyorum. Destek olan katıl butonuyla destek olan bazı takipçilerimiz var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Macide Dalkıran ve Nazlı Sen isimli takipçilerimize arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Katılmak arkadaşlar bize yani hazırlayacağımız videolarda destek olmak için bazı bağışlar yapılıyor. Buna yönelik bir şey abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Yani abone e, abone ol butonu herkese açık, herkese abone olabilir ama katıl butonuyla destek vermek isteyen kişiler bizlere destek verebilirler. Şimdiden hepsine çok çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki e, Bizlere selam gönderen okullar var. Tek Kiraz İlköğretim Okulu ve Rıfat Ilgaz İlköğretim Okulu. Hababam sınıfının e, yazarı tabii ki çok önemli bir yazar edebiyatçı. E, kitaplarını da çok severek okuyoruz arkadaşlar. Bu okullarımıza selam gönderiyoruz. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.